Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İş yerinden sizlere sesleniyorum sevgili dostlar. Evet, İstanbul'la Adana koşularını yorumladık. Yani Diyarbakır'ı yorumlamamıştım, bakmamıştım. Yani 6 koşulu bir program. Sabah iş yerine geldik, şöyle bir bakayım dedim, bir çalışmalarını yapayım. Bir kurgu, bir şablon, bir çıkartalım. Çıkarttık, bir tane banko ismimiz var. O da 3. koşta zaten macera arama gerek yok orada. Geçilmez bu safkan. Bakalım size bir ufak bir video çekip sizlerle paylaşmak isterim sevgili dostlar. 1. koşu saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde saat 8'de yani. 6 koşulu bir program. Bir altılımız var. 6 koşulu programda. Yani burada tuttuğum 4 safkan var. Onları sizlerle paylaşayım. İlk tercihim bir nolu safkanımız Ferit Yardımcı. Eşliğinde 68 günlük bir araya girmiş. Bir koşulara baktık. 7. 8. de yani kötü performans sergileyen Adana'da, Şanlıurfa'da. Şimdi Diyarbakır sezonu açıldı, geliyor. Yani bir benim ilk tercihim. İkinci atım iki nolu safkanın Bindalan. O da Umut Demir'le start alıyor. Ayağına seri bir safkan. Dikkat, o da 257 günlük bir arası var. Sonra burada önereceğim sonradan 5 nolu safkanın Uzayan, İsa Akyoğuz'da ve de 4 nolu safkanımız yazdık mı yeterli gelecek gibi görünüyor. Yani buradaki sıralamamız 1, 2, 5 ve 4 benim seçeneklerimin arasında. Tabii ki burada 3 nolu Gambia var, 6 nolu Özak Bey var, 8 nolu safkanımız o da çıkıp liderlik alırsa yani... Bilmiyorum, yarışları kötü baktım, ben inceledim, pek de hoşuma gitmedi. Ayağına seri safkan olarak değerlendirebilirsiniz. Benim buradaki tercihim bir başta olmak üzere 1, 5, 2, 4. Yani bu 4 safkan yeterli olacak gibi görünüyor. Tercihi size bırakırım. Yani burada 3 nolu Gambia'yı da yer olan arkadaşlar değerlendirebilir. Evet, ikinci koşu handikap 14 yamak 2 sınıfındaki apprentice arkadaşlarımız alt binecekler. 4 rekoru İngilizlerin 1900 metre kuma çıkacaklar. Evet, 8 safkanımız yer alıyor. 5'lik ayağında burada başlıyor. Yani baktığımız zaman ya bu mesafeleri koşan Power Off var mesela. Diyarbakır'da handikap 14'ü kazandı. 4 nolu safkanı ben Feytullah falanla ilk defa buluştu. Yani 5 günlük bir aradan sonra piste çıkıyor ama yani Diyarbakır pistinde de etkili koşulara olan bir safkanımız seviyor oraya. 4 benim ilk tercihim olabilecektir. Sonradan 1 nolu safkanımız 2, 3 ve 6 şeklinde sıralımızı tekrar edelim. 4, 1, 2, 3, 6. Evet, 3. koşumuz şartlı 3. 4 yaşlı Araplar 1200 metre kuma çıkacak. 8 safkanımız yer alıyor. Evet, burada bankomuz, o da Yağmur Güzeli. Ferit Yardımcı'yla zaten kendi safkanları 6'da 4 yaptılar. Son iki koşu Adana'da 1300'ü kazandı. Arkasından Şanlıurfa şart 2'yi kazandı. Yani bayağı bir fark attı. Yine mesafe aynı. Yani 1400'e kazandı o gün. Şimdi mesafe 200 metrede kısaldı. Ayağına tek bir seri safkan bu var arkadaşlar. Yani geçilmez diye düşünüyorum. Tabii ki yani attı Ferit, attan düşer. At baksa vurur çıkar, yarıştan çıkartılır, onu tam olarak bilemiyoruz. Allah gözlem bir sakatlık yaşar, onun için bir şey diyemem ama Yağmur Güzeli burada geçilmez arkadaşlar. Macera arama gerek yok. Yani 3 bankomuz arkasına 1 ile 2'yi bağlayıp burada ikili deneyebiliriz sevgili dostlar. Yani 3. koşu 4'lük ayağımıza da bankoyla başlamış oluruz, bunu da dile getirelim. Evet, 4. koşumuz şartlı 19'lu 3 yaşlı İngilizler 1700 metre kuma çıkacaklar. 7 safkanın zevkli mücadelesi bizleri bekleyecek. Benim burada King Savaş yani bir türlü özlediği birinciliğe ulaşamayan bir safkan. Yani burada şartlı 19 biliyorsunuz hiç birincilikle tanışamayan safkanların mücadelesi oluyor. Bunu da anlatalım. Yani burada King Savaş Ferit Yardımcı ile ikinci kez buluştu. Yani ayağına da seri çıkıp liderliği alırsa arka grubu uyutabilir. Bir beyaz bayrak aynı yarışı yaşatı izlettirebilir bize. 2 benim ilk tercihim.
Sonradan 4 nolu safkanımız ilk startında Yusuf Cengiz de iyi bir koşu çıkarttı. Şanlıurfa'da 1300'ü iyi koşacaktır mutlaka. Tercihlerimizin arasında yer alması gereken bir safkan. Sonradan 1 nolu safkanım Menderes Avşar'la aynı koşuda 4 nolu safkanımıza koştu. Arkasında 3.lük elde etti. Yani Menderes Avşar'la iyi koşacaktır. Bunu da değerlendirebiliriz. Buradaki sıralamam 2-4-1 şeklinde oluşan bir sıralamamız oldu 4. koşu. 3.lük ayarımızda burada start alıyor. Evet, 5. koşumuz 4 Vekor İngilizler 1200 metre kuma çıkıyor. 8 safkanımız yer alacak. Evet, burada da Ayana Yıldızan son koşusunu zaten kazanmıştı. O da İsa Akyoğuz'da zaten çok iyi uyum içerisindeler. İyi bir koşu çıkartıp 60 kilo ile start almıştı. 1700'ü kazandı. Şimdi mesafe kısaldı. Yani yine koşun en şanslı ismi olacaktır bir Yıldızan. Tabii ki burada rakipleri var mı? Ben rakip olarak gördüm. Birkaç safkandan bahsedeceğim. Onlar kim? 3 nolu King Ayhan. O da önlerde gidecektir. Bogotay olsun, Geyikli olsun. Yani bunları da son yaptığı koşuda geçme başarısı gösterdi. 3 nolu King Ayhan kesinlikle ihmale gelmeyecek. Ve 4 nolu Bagota diyeceğiz. 1-3-4 burası için yeterli olacağını düşünüyorum. Bu 3 safkanla buraya geçebiliriz. Evet. 6. koşumuz şartlı 4. 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kuma çıkacak. 8 safkanımız yer alacak bu koşuda. Tamam abi, sen koy oraya. Arkadaşlar 2 dakika. Geldim arkadaşlar. Cumartesi günleri birazcık evet. Evet, 6. koşumuz. Evet, burada da 8 safkanımız var. 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kuma çıkacak. Evet, burada da baktığımız zaman seri safkanlar gözümüze çarpıyor. Gezdal'dan bahsedeceğim ben. İsa Akyoğuz'da start alacak. İlk defa Şanlıurfa pistine gelmişti. O gün için ben çıkıp Beyaz Bayrak Aynı'ya yarışı izlettirebilir bize demiştik. Maalesef Ferit Yardımcı'yla kazanan safkanımız vardı. O gün için Gezdal ikincilikten öteye gidemedi. Yarın, pardon, bugün için şanssızını kırabilir. 3 nolu Gezdal benim ilk tercihim. 2 Geroğlu'm ve de 1 nolu safkanımız da yazdık mı rahat bir yarı seyredebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bu 3 tane seri safkan var. 3'ünü de yazdık mı rahat ederiz diye düşünüyorum. Tabii ki bu benim fikrim. Sizin de tuttuğunuz safkanlar varsa dile getirebilirsiniz, yazabilirsiniz. 3-2-1 benim son koştaki sıralamam. Evet, herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Allah'a emanet, sevgili dostlar.